Allah korusun Hakan'cığım bunlar olur da ürürse bir ülke ne kadar kâra gider. Yok mu böyle Puti Afrika? Mutlu Mehmet'i, mahmendi Mahmet'i falan tutuyor. Bir koyu adam. <laughs> Başkanım maaşlar ödendi mi ona göre atacağım. Nagihan senin üstüne yürüseydin ne olurdu? Osururdum. <laughs> Daniel Amo kaçı kaçı. Ulan para, sen nasıl bir şeysin? İnsanlara tarih bile yazdırıyorsun. Ay seninle. <laughs> Ama ben de bilet dedim, uçak demedim. Hava. <laughs> yani bir akıllısızsın Amma. <laughs> Sky Sport ekranından herkese merhabalar. Türkiye'nin en çok konuşulan futbol magazin programı Ben Botu karşınızdayız. Batuhan hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Sen iyi değilsin ama Hakan'cığım. Boynum tutuk. Çok kötüyüm. İğne yaptıralım boynuna. Şimdi çıkışta inşallah. İyi gelir. İğne iyi gelir. İnce kuru iğne. Şimdi hemen ben başlayalım. Kafanı sabit tut. Evet. Belçika'daki Belçika vatandaşlarına, futbolla ilgilenenlere soruldu. Hangi Türk futbolcuyu tanıyorsunuz? Evet. Kimisi Arda Güler'i söyledi. İşte kimisi Arda Turan, Arda Turan söyledi. Kimisi Nihat abi'yi söyledi. Tugay Kerimoğlu'nu söyleyen var. Fakat bir kişi gündeme navgasını vurdu. Kim? Tayfur. Hangi Tayfur? Avuççu mu? Hayır. <laughs> Yok ya değildir diye. Beşiktaş'tan. Valla video geldi ekrana. <laughs> Tayfur Havutçu da Beşiktaş'ta. Tamam mı? Yeni akrabası falandır oğlum. Yok değil. Belçikalı adam. Öz öz Belçikalı ya. Yok yeni akrabası falandır. Ha, Tayfur Bingöl dedi adam direkt yani. Yani kelimeler kifayetsiz. Bunu ben kelimelerle anlatamam. Helal olsun, tebrik ediyorum. Yani ülkede tanımayanlar var Tayfur. O da tanımış. Yani o Belçika'dan tanıdıysa, Bence demek ki koşa. Tayfur Bingöl aslında Belçika'da bir çikolata markasıymış. <laughs> evet, çok geçelim. En, çok enteresan geldi bana da. <laughs> Bana da çok enteresan geldi. Yani nasıl enteresan gelmeyecek ki? Ya moda ikonu ya belki o yüzden de tanınıyor. Olabilir. olabilir. Tek renk giymelerinden dolayı. E Louise yapmış olduğu. E, o da olabilir. Görüşmeler. Ne o? Ha evet. Doğru doğru pardon. <laughs> Tebrik etmek lazım. Ünü Belçika'ya kadar gelmiş. Belki de bizim programı izliyordur. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Rakit işe geldik. Çok büyük bir yıldızdı. İnanılmaz. Bence hala iyi oyuncu. Hala iyi oyuncu. E, transfer oldu Arabistan'a. Ve ilk açıklaması şu. Kulübün tarihini okuduktan sonra El Şabab'ı seçmeye karar verdim. Kulübün tarihi dolar. Bu kulübün ne tarihi var ki tarihini okuduktan sonra orayı seçmeye karar vermiş. İki yıl önce El Şabab'ı sorsalar tanıyor muydu acaba? Ulan para sen nasıl bir şeysin? İnsanlara tarih bile yazdırıyorsun. Vay senin be. Yani Ronaldo'ya besmele çektirsen para... Kulübede tarih yazdırır. Ya rakit için kulübüne de bence de tarih yazdırtır. Bir daha söylesene ya rak... Ya deyip sonra adamın ismini söylesene. Ya rakit iç. <laughs> Böyle hitabet gibi oldu. Ya, rakit iç. ya rakit iç. Ronaldo demişken o zaman Ronaldo'ya gidelim. Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo için İstanbul'da bir taraftar 39. yaş gününü köprüye yansıtan lazer ışıklarıyla kutladı. İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bir şey ya. Ben valla böyle bir aşk görmedim. Öncelikle onu söyleyeyim. Adamı da tebrik etmek lazım. Ama El nasıl formasıyla değil. Real Madrid formasıyla şey göstermiş. Belki takip eder. Belki Boğaz Köprüsü masraflarını karşılar diye ama babayı takip eder. Peki bugüne kadar aldığın en güzel doğum günü hediyesi neydi? Beni biliyorsun. Ben doğum günü kutlamayı genelde seven bir insan dilim. Doğum günümde geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 24 Nisan. Bakalım inşallah sen alacaksın Hakan'cığım en güzel. Daha önce böyle kimseyi hazırlamadım Mesela eski kız arkadaşların falan böyle lazerlerle, mazerlerle bir şeyler Yok Çin falan. balonu atmışlardı bir 200 tane yakın. Çin balonu? Bu şey var ya uçan havaya. Çin balonu böyle yakıyor alttan böyle ha. kırmızı uçuyor çok boş bir şey. Ne alaka? Niye? Öyle karşılıklı 200'er tane atmışlardı. Hem Asya'dan hem Avrupa'dan. İki Tekne deyken. Ha? İki, ayrı kız. İki ayrı kız değil. İki ayrı şirket diyelim arkadaşlar. Yani de. kız 200 orada yakın, 200 burada yakın demiş. Ha, ben dedin... Hoşuma gitmişti. Çok güzel oluyor fazla olunca. Peki ben şey diye düşündüm. Bir kız Avrupa yakasında, bir kız Anadolu yakasında. Hani Ama ben, yani ben ortadayım. Yani işte denizin ortasında. hangisine de, kayacaksın? İkisini de idare ettik. Onların sen, birbirlerine haberi olmayınca böyle bir şey yaptın. Yok ben öyle bir adam mıyım? Aklıma. Evet. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> Yok Hangisi böyle değilim. Cevabı cevabı çok belli değil. Mi? Yok, Eskiden ben tek öyle <laughs> Yanayım Artık her olgunlaştın. Zaman. Ben her zaman tek Eskiden Avrupa, Asya, Anadolu biliyorsunuz. Hatta şeyde bile e, Avrasya Tünelinde bile beklettiğim doğrudur. Yani nasıl? Ama yani? eskide. Ama eskiden. Eskiden nasıl beklettin eskiden. ya Avrasya Tünelinde? Avrasya Tünelinde bunun arabası bozuldu bir gün. Bir arkadaşım, evet. kız arkadaşım ben seni alacağım dedim. Mesaj attım ona. Ciddiyim mi bu arada? Şaka değil bu. Avrasya Tünelinden arabayı çekiciyle gönderle. Avrasya Tünelinin içinde beni bekledi. Ben gündüm. Avrasya Tünelinin içinden aldım. İnanılmaz. Şaka gibi ama gerçek. Harbiden. Avrasya Tüneli'nin içinde. Gülme de... oğlum ciddiyim. Ne geldi lan söyle. Rize muhabbeti. Rize mi? Ya şimdi Rize muhabbetinin şöyle bir muhabbeti var. Ben insanları başka yere teşvik etmemek açısından Batum demeyeyim dedim. Rize diyeyim dedim. Yoksa o tarihte havalimanının olmadığını herkes biliyor ama bizim izleyicilerimiz zeki oldukları için bunu tahmin ederler dedim ama bizi izlemeyen ve tam <laughs> bize muhalif olan taraflardan gelen Rize'de o zaman havalimanı yok diyorum onu da beğendim, favladım ve silmedim. Görüyorsunuz aşağıda duruyor. Evet o zaman Rize'de havalimanı yoktu ama ben de bilet dedim, uçak demedim. Ama... Ya otobüste geldiyse. Bir akıllı sizsiniz. Ya bir akıllı sizsiniz ama. <laughs> <Değil öyle. gülüyor> ama Rize Havalimanı da çok güzel oldu bu arada. Müthiş olmuş Hakan'cığım. Gittik CIP yok dedin. Bizi 35 saat çay kuruda oturtturdun oturtturdun. Ama Sonra çay güzel değil miydi be? Çay, çay simit, simit de çok iyiydi. <laughs> simit yoktu lan. Yoktu değil mi simit? Yoktu simit. CIP kesin yok mu? Bak Hako, emin misin burada CIP olur burası yeni kurulmuş dedim. O kadar belirli bir şekilde şöyle yok 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 dedi. Biletleri alırken en son şeyde dediler ki Batuhan Bey niye CIP'den almadınız da işte buradan alıyorsun. Ya burada CIP var mı dedim hakoda yanımda. Adam dedi ki evet dedi burada CIP var en son gittik oraya hala giderken bana söyle. Ben bir ay önce geldim demek ki o zaman açık değildir diyor. Bak bir ay önce geldiğinde de sinyalci şeyde oturmuş normal. İşte Gittik oraya girerken dedim ki burası ne zaman açıldı ya? Bir ay önce ben, biz de uçtuk ama dedim yoktu burası. Bir de beni orada göt etti. <laughs> ha, kadın dedi ki burası geldiğimiz havalimanı <laughs> açıldığından beri açık. <laughs> İçeri bir girdik mami. Ama nasılsınız uykusuzuz perperişanız. Yani bizi orada naylon sandalyede oturtturdu. Ama ya. çay çok güzeldi. Çay iyiydi Allah var. Harbiden çay iyiydi. Şimdi kızlardan bahsetmişken kız arkadaşlardan falan. Sev kız bir dakika dur bir dakika ya. Oğlum Se benim başım bağlı. Ya ben sen değil ki mevzu başka bir şey ya. Sevgilisiyle olan ortak sosyal medya hesabının QR kodunu alnına dövme yaptıran adam gündem oldu. Yani Instagram QR kodunu alnına yaptırmış. Buraya yaptırmış. Evet. Ve çalışıyor da. Çalışıyor. Yani. Çalışıyor. Mesela diyelim ki bir kız geldi bu adama alnını okuttu ekleyebilecek ama sevgilisi orada onu silebiliyor. Çünkü ortak hesapları. Allah'ım. Sana normal her kulun gibi günde 20 kere dua edip senden bir şey isteyen kulun değilim. Ayda bir kere ederim. Sen de Allah'ımıza şükürler olsun. Binlerce kez şükürler olsun. Hiçbir zaman geri çevirmez. Amin. Ya Rabbim. Buradan rica ediyorum. Kurban oldum. Bunların üremesine izin verme. Amin. Allah korusun Hakan'cığım. Bunlar olur da ürürse bir ülke ne kadar QR'a gider. Ya bugün alnına yaptıran yarın haberi olabilmek için yaptırır maazallah. Hangi bunlar üremez. Hangi yanak daha güzel olabilir? Ben şimdi onu düşündüm ya. Senin iyi. Senin iki yanağı da olur. İki yanak değil i̇ki mi? İki yanağı da olur. Senin beli, belde de durur. Çıkık ya senin belde. Bir de her, her Ama herkes, Ama okutmak için yukarıdan gerekir. Sen yanağı yaptır. Yanağı yaptıracağım. Sağ yanağı yaptır. Peki kız arkadaşım böyle bir şey istese yaptırır mısın? Hayır tabii ki de. <laughs> yani böyle bir şey yani. Mümkün değil. Abi çok enteresan ya. Bunu bana kimse yaptıramaz. Ya yaptıramaz tabii Şok de yani. Yok, şok şok. Batuhan Karadeniz kaçırıldı alnına QR dövmesi var. <laughs> ya bir insan şurada silinmeyecek bir QR dövmesi niye yaptırır ya? Yani? Bence silin ve o dümendir. Yok ya, ya makine. öyle şey olur mu ya. manyak mısın? Boş ver yalandan boş iğnedir o. Mürekkebin üstüne boş iğne vuruyor. Allah Allah. Manyak mı? Gerizekalı mı lan bu alnına şey yaptıracak? Bu kadar şey olabilir mi? Yok ya olmaz. Ya bunu çektin adam da yaptırabilir diye düşünüyorum ben. Düşünsene oğlum geliyor Kayra diyor ki baba ben alnıma kız arkadaşımla ortak Instagram adresimizin QR'ını yaptırdık. Şapalak. Ne dersin? Osmanlı. <laughs> Şıraks. <laughs> Şapalak kralı. TFF 2. Lig'de Denizli Spor'la Etimeskut Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın oyuncusu Emre Sağlık. Tanıyor musun Emre Sağlık? Yok tanımıyorum. Emre Sağlık bir süre elinde cep telefonuyla oynadı. Atağa çıkıyorlar elinde cep telefonu var. Başkanım maaşlar ödendi ona göre atacağım. Başkan ödedi mi? Maaş bildirim falan bekliyor herhalde. Para yatar sonra göre yatmaz sonra göre. Ya da kupon yaptı öbür maçların sonucuna mı bakıyor diye de düşünmedim değil. Aynı saatte oynanıyor maçlar. Sürekli yeniyor. elde bak. Şu tek elde koşuyor ya şöyle. Şöyle gidiyor ya şuradan yeniliyor mu acaba böyle uygulamayı. Allah Allah. Sağ'a çıkmış ya? Valla sağda buldum diye bir açıklaması var ama ben Bana pek inandırıcı gelmiyor. Sağda bulduysan kenara at. Yani, top top projeye ver. Bence o işin içinde bir başka bir şey var gibi ya. Sahi. Ne olabilir Hakkı'nın? Benim aklıma ermedi ya. Bana. Söyleyeyim. Bence kız arkadaşıyla falan kavga etti. Kız sürekli arıyor ediyor. Kız inanmıyor. Bu da sağdan görüntülü konuşuyor falan abi herhalde. Ne bileyim abi. Var abi artık böyle erkekler. Vallahi Kılıbı... var doğru diyor. Bence ya, %90. Büyüklü bir bahis yapmış. Yok ya. Günahını almayalım. Bu başka bir günahını şey. Günahını almayalım. Yok. Evet. Günahını almayalım. çocuk. Aşkım sağ kanattayım. Şimdi bir tane eski toprak amca seyretti mi videoyu? <laughs> i̇zledim izledim. Ya abi ye kimden yetenekli bu amca? Ben de yetenekli. Alko. Hem Şu sağ amca, hem sol sağ... vuruyor vallahi amcamı Yeterli görmüyor musun? Ya. Ama böyle bak bu videoların altından genelde genç çocuklar falan çıkıyor. Olabilir mi? Yok yok değil. Bildiğin yaşlı amca. Vallahi Beşiktaş'ta oynar. Acaba eskiden futbolcu olmuş olabilir mi? Ya ben böyle adamlara bayılıyorum. Keşke görseydim de konuşma fırsatım olsaydı. Vallahi çok seviyorum. Çok tatlı. Ne güzel tık 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 duvar yapıyor ya. Duvara geçmiş bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Ben sana bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'ta çoğu futbolcu yapamayabilir onu. Şu anda vallahi. Çok net bir şekilde doğru. Bir tanesi kesin yapamaz. Bir de. tanesi net yapamaz. Bastondan daha kötü. Ya dedeciğim buradan sana sesleniyorum. Dedem. Beraber bir şöyle paslaşmamıza yakışık. Karşılıklı yok mu? Görürsün inşallah. Yani çok tanışmak isterim gerçekten. Bana. Dede demişken bizim dedeye de bir selam yolla da. Dedeciğim. Ara niye bu aralara geldi? Var yak. Rezil. Yak. Rezil. Yani onu yapan helal olsun. 80 yaşında dedeye bütün dünyayı... <laughs> Batuhan be bir şey söyleyeceğim. Şeyi hatırlıyor musun? Medyum memiş keto Keto'ya çakmıştı ya. Ay. Ne üzülmüştüm ya. Ben de çok üzüldüm. Bir de Sevda Demirel'in Handa Atezine vuruşunu unutmam tamam. abi. Ne, dedin, ne sen? dedin sen? Ne dedin sen? Çat diye kovmuş. Baba sen. ben Sevda ile evleniyorum Yapamam bize de vurur. Vallahi vurur biliyor musun? <laughs> Sevda ablam candır. O kadar. Ne dedin sen? Var mı böyle başka şapalak unutamadınız? Ben bir tanesini unutamadım Akon. Şapalak değil de Pascal Numa'nın Nihat Doğan'ı öldürdüğü. Aa Survivor'da. Survivor, hiç unutamadım. Aa doğru. Pascal da. Pascal yani. Maşallah. Ben selam olsun Pascal'ın oğlu Nihat, abime. Şimdi Afrika'ya gidiyoruz. Gidelim. Abi Afrika Zaten Kup orada hadi fazla A Afrika Kupası <laughs> demiş ki Ümit Karan'a selamlar. Ee, Mali eleniyor. Elendiği için teknik direktörü yerde hüngür şakır ağlıyor adamcağız. Haklı. Yani olabilir. Niye ağlıyorsun ki? Yani Mali'nin elenmesi kadar normal bir şey var mı? Bu ne? Kupayı falan alacağını zannediyordu. Rollenmiş adamcağız. Televizyonlar falan veriyor. Tüm dünya seyrediyor şimdi Afrika Kupası'nı. Şimdi Mali Teknik Direktörü ağlarken yardımcısı geliyor kafasına sürekli su boşaltıyor. Ya ne boşaltıyor ona manyak mısın desin ya. Niye boşaltır? Havuzda insan ağlarsa belli olmazmış Hakan. Aa. Yalandan ağlıyorum yapıyor göt. Zaten o şarkı... Göz yaşın, bir damla göremedik göz yaşını. Kafaya eğmiş şöyle. Farz çok uzak. Gel su dökün a**. Kavamın burada. Adam niye su döküyor harbiden ona? Ben hiç anlam, anlam veren var mı arkadaşlar? Fenalaşmasın diye mi acaba? Ne alakası var ya? Hiç anlam veremedim. Var mı böyle Afrikalı garip garip şey yapan arkadaşlar? Afrikalı Yok tırağı ama tırağı. Afrika'da bir tane video var. Onu da Okan koy sen buraya. Gutu meymeni diyor. mamantı mamadı Fatih diyor. Migren tedavisi. Şırak adamın kafayı bir tokatlıyor Ako. Sen onu bilmiyor musun? Yok valla. Bunu bilmeyen yaşamasın. Yok mu böyle Gutu Afrika? mamadı diyor. Bir koy adam. <laughs> <laughs> Şırak bir buradan. Bir buradan bana bak. Bir tane de yaprak bulmuş, yaprağı kafaya sürüyor yalandan. Neyse o bildim, çalılık lan. Şıran, <laughs> bir sağdan, bir soldan. Ya çok istiyorum şimdi migren tedavisini yapmak. Migreni olanlar gelebilir arkadaşlar. Ben de artık... Neydi bir daha söyler misin? Ne? Mahmatı mahmatı. -ma Guti mehmeni mahmenti mahmatı diyor. Bir koyuyor. Ben neyse artık o artık. <laughs> ya şu videoyu bulun koy şuraya. Muazzam iş ya bedava yaparım bunu. Çok iyiymiş ya. İnanılmaz değil mi? Abi şahane bir şey bu ya. Nasıl nokat? Ben bunu istiyorum ya. Saçları komple kazıtayım da gideyim abi ya Sen bana gel. Benim el daha iyi. Benimki direkt migren oluyor. beyin karaması. İlk vuruşta beyin karaması o. Batuhan var mıydı hiç böyle Afrikalı arkadaşın takımda böyle büyü müyü yapan, bir şey yapan? Hiç denk gelmedim Kemende ya. ya. Kemen'de falan yok muydu? Yok yok. Kemen'le ben aynı takımda oynamadım. Ya Afrikalı çok e, futbolcuyla oynadım ama bizde hiç büyü yapan yoktu ya. Abi çünkü çok var yani. Genelde benim oynadıklarım hep Müslüman'dı. Ama o kaçının kıkırdağı kırıldı. Herif gitti 3 ay sonra kırdak vardı abi dizinde. Ne olduğunu şaşırdık büyü yaptırdım dedi. Ne diyorsun ya? Yemin billahi ediyorum ya. Neyse. Ama Kaçi'de kıkırdak çok akamalı beklemişlerdir. Daniel ama Kaçi. Kaçi. Evet. Geliyoruz. Dünkü Galatasaray maçında iki gün evvelki Galatasaray maçında çok acayip bir olay yaşandı. Ben hiç tasvip etmedim. Onu söyleyeyim en başta. Bandırma sporlu oynadılar. Bir penaltı pozisyonu var. Ee, Halil. Barış ve Tete üçlüsü penaltı atışı için taş kağıt makas oynadılar. Bu da yeni trend oldu herhalde. Bir kere daha olmuştu değil mi? Bir yerde bir sanki bir mevzu daha var daha kom böyle. Ya daha tamam da bak şimdi şöyle bir şey var. Maç 1-0. spor. eyvallah. Bir alt ligde olabilir. Penaltı atılacaklar maç öncesinde tahtaya yazılır zaten. Evet. Diyelim ki Okan Buruk dedi ki, "Tamam hadi bu maç kendiniz karar verin." dedi. Orada bence taş kağıt makas yapmak biraz ayıp oldu ya. Saygısızlık, Saygısızlık geldi bana yani. Labayilik. Ondan sonra da ikinci penaltıda zaten şey tartışma çıktı yani Barış'la Tete arasında. Yani bence çok gereksiz şeyler. Bu taş kağıt makas rakibi çok küçümseme gibi geliyor bana. Yani hoca eğer oraya isim yazmadıysa bence hocanın yaptığı da yanlış. Ne olursa olsun yazacaksın. Her oyuncu penaltı atmak ister. Taş kağıt makas işi de bana çok şey geldi. Fakir işi geldi. Olmadı yani. Bilmiyorum rakip takıma da saygısızlık. Yani o takımda sonuçta bu işten ekmek yiyen insanlar var. Yani tabii yani kendi takımın içinde geçerli. Kendi takımda atacak ve tetis, tete sen bandırmaya atsan ne olur 10 tane atsan ne olur. Peki bir şey söyleyeceğim. Barcelona Galatasaray'la oynuyor. Ha, yap yapacağım şey. Ha. Taş kağıt makas. Hayır Barcelona hadi yaptı. Barcelona futbolcu taş kağıt makas yaptılar. Kıyamet koparıyor. Ya. Ha, kıyamet Doğru lan. hiç böyle düşünmemiştim. Kerem Aktürkoğlu maçtan çıkıyor. Minik bir hayranı fotoğraf çektirmek istiyor. Bebek babasının kucağında. Fotoğrafı çektiriyor. Ay maşallah falan diyor Kerem. Kerem ne diyor biliyor musun? Allah uzun ömür versin. Sen de mi beni sevmeyenlerdensin diyor bebe. Psikolojisi bozulmuş bu Kerem'in de ya. Çocukta psikolojisi bozulmuş. Acilen psikoloğa gitsin. Kerem seni bütün Türkiye seviyor. Sen de 15 kişi 20 tane adam seni sevmiyor diye. Sen de rollenmeye başladın mı oğlum. Ya ne olacak yani? Bir senin bir taraftar grubu var ufak. Onlar seni sevmiyor. Onlar da bir art niyeti var sana karşı diye düşünüyoruz. Ama seni yoksa bütün Türkiye seviyor yani. Sevmeyen olur mu ya seni? Psikolojisi bozulur bu çocuğun. Ve inanılmaz olaylar. Ne diyorsun? Ay Ümit abi ne rollenecek bu hafta? Allah kahretmesin bu konudan. Survivor'da kavga çıktı tam Ümit abilik. Ana ne rollenir biliyor musun? Ümit abi TV8'e mi yollasak Survivor'u yorumlasa? Yalnız dün Acun abi çıldırdı. Ya Acun abi geç kaldı. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu Nagihan yüzünden harbiden televizyonu kırarsam Acun Medya'ya göndereceğim kırık televizyonu. Yani bu Nagihan'dan bıktım ya. Elenmez mi bu ya? Gitti diskalifiye oldu. Oldu mu? Oldu ne? oldu. Bu akşam oluyor. Senin de yalanmış. Net. Ne oldu diyorsan olmuyor. Net. Bana. Söylüyorum abi. Bu program yayınlandığında Nagihan diskalifiye olmuş. Maalesef. Yani. Maalesef. Evet maalesef. yani aynen. Biz bir gün önce çektiğimiz için. İnşallah gider. Yani bu kadar nefret olamam ya. Bu kadar yani nefret ettim ya. Neden peki? Yani her şey böyle dümen baba ona böyle bir şey buna bir şey. Hep bir konuşuyor ama hiç icraat yok. Yani bir şey söyleyeyim mi? Şimdi onun böyle rakip eşleştiği kadınlara bakıyorum. Ulan kadından beş tane ediyor Nagihan. Yani şimdi şöyle düşün. Benle Mami gibi. Ben Mami'den beş taneyim bölsek. Evet. Yani Nagihan ama abi hiçbir icraatı yok. Bir de herkese böyle dedikodu. Efendim ona söylesin, buna söylesin. Bir de şey uyuz oluyorum Hakan. Yani Poyraz diye bir çocuk var. Ona da ifrit oluyorum. Ona da ifrit oluyorum. Allah'ım Turabi bir an önce iyileşsin. İnşallah şunu dövsün. Vallahi bak geçen bölümlerde de birinden bunu istemiştim. Bu bir. ikincisi bizim Sercan. Sercan herhalde bizim futbolcu mutbolcu Bizi kandırdı yıllardır. Kandırdı. Sercan kandırdım. bir yanına ver bir tane <laughs> bir şey devir bir koş. Senin en büyük özelliğin koşmak. Koşmayı unutmuş ya. Sercan kankim bir de biliyorsun yakın arkadaşım yani. Secom ya. Secom o ne olmuş oğlum? Koşuyor arka deliği tutuyor. Futbolcuyken de böyleydi. İki sprint atardı. attı. Arka attı derdi. Ya bilmiyorum Nagihan'ın elenmesini çok istiyorum Hakan. Umarım inşallah Allah'ım diskalifiye olur ya. Yok mu Nagihan'ı bir programda burada ağırlamamız? Neyi? Ben Nagihan'a bu söylemlerden sonra bu programı alır mıyım? Döver beni. Nagihan beni var ya öldürür. Nasıl kaslar baslar? Nagihan ben yıllarca futbol oynadım. Nagihan'ın yarısını olamadım ya. Kazanmasını istediğim biri var kardeşim. Kim? Tahmin edin. Tur abi. Hayır. Sercan. Cık. Annem ne bileyim a**ım ki annem geldi aklıma. Anne Survivor'da mı lan? O zaman Survivor favorimi açıklıyorum arkadaşlar. Açıkla. Hazır mısınız? Hazırım. Yunus Emre. O kim lan? Sarışın. Ha sarışın ya. oğlan ha. Yunus Emre'yi seviyorum. Harbi delikanlı çocuk gibi geliyor bana. Bilmiyorum beni de kandırmadıysa eğer. Favorin kim? O yemekleri getiren siyahi arkadaş var ya. Benim favorim o abi. Ne? Abi her yere yetişiyor mesela o. <laughs> Hepsinden daha atletik. Güçlü, kuvvetli, Güçlü, kaslı. Kuvvetli, tabii kaslı maslı. Ben Yunus Emre'yi istiyorum. Hadi bakalım, Bilemiyorum soksiyon. Yunus Emre'yi istiyorum. Umarım Allah tek ikinci dua ediyor. Bak. Ben Batı Oo, olmasa. Bugün, abi sen bugün tane. açtın ha. Dua kapısını Geçel açtın. Geçen hafta Nihat Atipoğlu dedik. Adam bugün evlerle... Ya yaptı. Nihat Hocam var ya. Üflemesi yetiyor ya. İnşallah İmana Nagihan geldi ya. İnşallah İnşallah Nagi, Nagihan diskalifi olur. Umarım ben... izlemiyorum ya. Bıraktım izlemeyi ya mamiye. Bıktım ya, ne zaman her şeye konuşurum, her şeye bir yorum, her şeye bir bilmece, her şeyi biliyor ya. Şu an gitsen kime kurulurdun? Nagihan'a baba. Nagihan bir de Sercan'ın üstüne falan yürüdü ya, acayip Aa, tilt oldum ya. Nagihan senin üstüne yürüseydin ne olurdu? Osururdum. <gülüyor> <gülüyor> o zaten otomatikman diskalifiye olurdu. Tabii orada. diskalifiye olurdu direkt. Adaya veda ederdi. Nagihan değil artık hulkan olurdu. Var bir hayalim yani. Ne İzledin ya? Benim Survivor'a gitmem. Benim mi? Evet. Ben Survivor'a gitmem. Kesinlikle senin Survivor'a gitmem. Survivor'da benim, bana çok ters. Nefes almadan izlerim. Bir açlık var. İki koşu var. Gerekli Üç yüzme var. <laughs> Üç koşu var diyor. Yani ya. dört spor var. Yani bana göre değil. Beş. Yok. Sigara yok. Oh. alkol yok. Tütün. Gir. Tütün muamülü yok. Alkol yok. Hayır zararlı zararlı. kamu <laughs> <laughs> spotu gir kamu spotu. Kamu spotu giremem şu anda. <laughs> geçen hafta girdin. <laughs> e bir daha onu gir o zaman. Sen bir geçen haftaki kamu spotu <laughs> evet, Evet bir daha gir. Sigara, alkol sağlığa zararlıdır. Sakın tüketmeyin arkadaşlar. Alkol, tütün sağlığa zararlıdır. Kullanmayınız kesinlikle. Çok ihtiyaç dahilinde bunun gerçekten <laughs> bağımlısı olduysanız günde bir kere kullanılabilir. <laughs> Yani acayip ihtiyaç dahili içmeden sinirleniyorum, agresif oluyorum diye günde bir. Bu arada şunu soruyorsunuz abi, abi kardeşlerim çok soru gelmiş Reels'in altına böyle abi günde bir bir derken bir tane mi demişsiniz? Hayır arkadaşlar pakette bir. Olmaz. tane bir. <laughs> Senin vereceğim mesajı. Şişede bir. Pakette bir şişe bir. Hayır. Evet, yani onların hepsi bir. Bir yudumda bir, bir şişe de bir. Teşekkürler. İki olmasın. İki yok. <laughs> bir. Bir. Peki şey boyutu? Fark etmez hepsi bir. <laughs> 35'lik de bir, 70'lik de bir. Batuhan çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Sky Spor'a abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> bir.